Bozkurt. 6 yıldır 3 boyutlu kağıt rölyef çalışmalarıyla meşgulüm. Sizlere burada bugün 3 boyutlu kağıt rölyef tablo çalışmalarının aşamalarını, kullandığımız malzemeleri tanıtacağız. Rölyef Fransızca kökenli anlamı olan kabartma ve çökertme anlamına gelen bir tekniktir. Rölyefin farklı çeşitleri var. Alüminyum rölyef, bakır rölyef, kağıt rölyef, ahşap rölyef gibi. Burada bizim çalışacağımız şekli kağıt rölyef kısmı. Kağıt rölyef eski Osmanlı kağıthi sanatından günümüze kadar gelmiş aşamasıdır rölyefin. Resimlerde kullanacağımız, çalışmalar yaparken kullanacağımız önce malzemeleri tanıtacağım. Burada en az 6 ya da 7, en fazla 12 resimle çalışılan, ortalama 10 kağıtla çalışacağız. Arkadaşlar, size 3 boyutlu kağıt rölyef çalışması yaparken kullanacağımız materyalleri tanıtacağım. En az 6-7 resimle ya da 12 resimle, en fazla 12 resimle çalışma yapacağız. Ortalama 10 resim kullanacağız bu resmi çalışırken. Resmi yaparken kullanacağımız kesme tablası, sivri uçlu kretuarımız, resimlere kabartma ve çökertme yapabilmek için ütümüz ve tüp tahtamız, resimleri boyayabilmek için kalemlerimiz, kesmek için ayrıyeten ince uçlu ve normal makaslarımız, resimleri boyutlandırırken yapıştıracağımız, yapıştırmada kullanacağımız silikon ve silikon tabancamız. Neden bu malzemeleri ve bu resimleri 10 adet kullanıyoruz? 3 boyutlu kağıt rölyef, rölyefe, resme boyut vermek, perspektif vermek için 10 adet resim kullanıyoruz. Burada yapmamız gereken şey resme derinlik vermek. En derin yerinden en ön planda olan yere kadar resmi çalışacağız.